Sizlerin de saçı dökülüyor, uzamıyorsa, bakımsız ve kuru görünüyorsa bu tarifi siz de mutlaka deneyin. Saçınızın dökülmesi dursun ve hızlıca uzasın. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hızlı saç uzatma yöntemini anlatacağım arkadaşlar. Çok da güzel bir tarif hazırlıyoruz. Evdeki olan malzemeleri bir araya getirerek dökülen saçlarımızı ve uzamayan saçlarımız için çok güzel bir tarif hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu malzemeler hepimizin evinde olan malzemelerdir. Ve aynı zamanda ilk olarak bir kaşık pirinç arkadaşlar. Bu bir kaşık pirincimizi şöyle bir bardağa döküyorum. Bu bir kaşık pirincimizin üzerine bir tane yeşil çay kullanıyoruz arkadaşlar. Yeşil çay da saç bakımlarında çok sıkça kullandığımız bir çay türü arkadaşlar. Mutlaka sizlerin de evinde bulunuyor. Hemen çayımızı da pirincimiz içine bırakıyorum. Ve burada yaklaşık 8-10 tane de karanfilimiz var arkadaşlar. Bunu da pirincin içine bıraktım. Daha sonra pirincimizin ve çayımızın karanfilin üzerine ılık su ekliyorum. Yarım su bardağı kadar ılık suyu ekledim ve demlemeye bırakıyorum. Suyu ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım. Hemen bir kapak kapatıyorum. 10-15 dakika demlemeye bıraktım. Demlemeye bıraktığım pirinç suyu, karanfil ve yeşil çayı gördüğünüz gibi rengi tamamen değişti. Ilık suyu bırakınca arkadaşlar bu şekilde geldiğinde artık kullanıma hazır demektir. Ve diğer taraftan da bir karıştırma kasesi alıyoruz. Bu karıştırma kasesi arkadaşlar saçımızın uzunluğuna göre büyüklüğünü seçebiliriz. Orta boyu ya da kısa saçlar için böyle küçük bir kase yeterli olur. Ve aynı zamanda biz kına ile hazırlıyoruz bu tarif arkadaşlar. Eğer ki saçınızda kimyasal boya varsa ya da saçınız sarıysa bu tarifi yapmayınız. Çünkü kına tamamen kırmızı bir renk bırakacağı için sarı saçlara olmaz arkadaşlar. Bir kaşık şimdilik kınayı ekliyorum. Daha sonra kınayı güzel bir kıvama getirebilmek için demlemiş olduğumuz pirinç suyu, çayı ve karanfili süzüyorum. Yeterince suyunu aldıktan sonra güzel bir kıvam elde edene kadar o suyu kullanacağım arkadaşlar. Eğer ki saçınıza kına yakıyorsanız bu tarifi mutlaka siz de deneyin ve saçlarınızın çabucak uzadığını göreceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda saçlarınız dökülüyorsa bu tarif mutlaka yapın. Saçı gerçekten çok iyi besleyen saf zeytinyağı da kullanıyoruz bu tarifte. Bu tarifi saçınıza uyguladığınızda saçlarınızdaki matlıklar, kırıklar, dökülmeler ve uzamama problemi de ortadan kalkmış olacak arkadaşlar. Eğer ki saçınızda kına varsa, kimyasal boyada yoksa bu tarifi ayda bir defa ya da iki defa da uygulayabilirsiniz. Saçlarınızın tamamen gürleştiğini, parlak ve güçlü bir saça sahip olacağınızı bu tariften sonra göreceksiniz. Şöyle kınamızı da kaldıralım. Bu miktar bizim için yeterli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde bu tarifimizde kimyasal kullanmadık. Tamamen bitkisel ve evdeki olan doğal malzemeleri bir araya getirerek güzel bir saç bakım kürü hazırladık. Bu kına ile hazırladığımız tarifi arkadaşlar saçınız sarıysa bu tarifi hiç kullanmayınız. Koyu renkli saç olanlar kullanabilir. Gerçekten güzel bir sonuç alacağınıza şimdiden inanıyorum. Evet, tarifimiz hazır. Şöyle kaşığı da çıkaralım, fırçamızı. Saçta ne kadar kalması gerekiyor onu da söyleyeyim arkadaşlar. Saçımızın önce diplerine uyguladıktan sonra saç derisine tamamen masaj yaparak fırçayla sürdükten sonra tekrar onun ardından parmak uçlarımızla masaj yaparak saç diplerimize yediriyoruz ve sonuna da saçlarımızın ucuna kadar tamamen bütün saçımıza yediriyoruz bu tarifi arkadaşlar, kınayı. Daha sonra bir bone veya poşet ya da tülbent saçımıza sararak en az 3 saat kadar beklettikten sonra yıkıyoruz. Bir detay daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Saçlarınızda gerçekten çok ciddi bir dökülmeler varsa stresten uzak durmak ve günde en az 2-2,5 litre de suyu tüketmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Su tüketimi az olduğu müddetçe hem cildimizde kurumalar ve saçımızda da dökülmeler çok sık görülebiliyor. O yüzden hem içten besliyoruz saç diplerimizi hem de dıştan. Bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Yepyeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Yeni videolarımdan haberdar olmak için videolarımı beğenip abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.